İzleyen herkese selamlarımı yolluyorum. Balahor Yaylası Kırklar Şehitliğine çıkıyorum bugün. Bugün 19 Haziran 2024. Burası Bayburt'ta 50 kilometre normalde. Araklı Dağbaşı yolundan yukarı geliniyor buraya. Tünele girmeden sağ taraftan yukarı devam ettiğiniz zaman gelinen yaylalardan bir tanesi. Aşağılarda yoğun sis vardı. Buraya çıkınca aşağıdaki sisin buraya taştığını görüyoruz ama böyle gelip geçiyor, çok güzel manzara oluşturuyor. Kırklar Şehitliği çok eski burada. Böyle yüksek bir tepenin üzerinde, şimdi birazdan çıkınca zaten sizler de göreceksiniz. Araba aşağısına kadar geliyor. Sonrasını yürüme çıkıyoruz. Hemen şu arkası, sırtın arkası Taşköprü Yaylası. Oradan ötüye Cami Boğazı. Öyle devam ediyor. Biz buraya nereden geldik? Önce Araklı Harman Tepe Şehitliğine çıktık. Oradan Taşlı Yaylası. Oradan Limon Suyu. Limon Suyu'ndan aşağı Araklı Dağbaşı yoluna indik. Oradan da buraya çıktık. Balahor Kırklar Şehitliği'nin zirvesine çıktık. Bayağı yüksek bir tepe. Her tarafını tepenin böyle dolaşıp görebiliyorsunuz. Şühedalar, o şehitlerimiz burada. İsimleri bilinmiyor. Bu tepede şehit olmuşlar. Osmanlı döneminde. Evet. Bizler bugün bu topraklardaysak bu şehitlerimiz vesilesiyledir. Rabbimiz bunları vesile kıldı. Canlarını verdiler topraklar için. Şöyle etrafa bakın. Etrafı sisle çevrilmiş. Biraz rakım yüksek. Şöyle bir 2500 civarında rakım var. Bir anda buraya çıkınca nefes almakta insan birazcık zorlanıyor. Gelmek isteyenlere buraya ben tavsiye ederim. Birazcık alttan yukarı yürüyecekler. Şöyle bir 200-300 metre, o kadar. Yolu bozuk ama yavaş yavaş normal taksiyle gelinebiliyor. Bu arada yanımda her zaman olduğu gibi sevgili oğlum Yavuz var. Yavuzcuğum hoş geldin. Hoş bulduk. Nereye geldik? Kayadağ. Hayır, Kırklar Şehitliği'ne değil mi? Kırklar Şehitliği. Şu karşı taraflar Bayburt yaylaları. Hemen arkası dağın zaten Bayburt. Şöyle kenara doğru gelelim. Çok çok güzel bir yer. Bir de oksijeni de çok güzel böyle. Aşağıdan buraya çıkarken soğuk esiyordu ama rüzgar kesildi. Bir anda hava böyle serin. Çok insanı rahatlatacak bir seviyeye geldi çok şükür. Şehitlerimizi ziyaret ettik. Şimdi şöyle sağ tarafa doğru gidelim. Bir tane de burada mescit yapılmış. Şehitler Mescidi diye. Kim düşünmüşse güzel düşünmüş. Birazdan
Orayı da göstereceğim size inşallah. Bak burada da bayrağımız var ama bayrağı sürekli yeniliyorlar. Fakat burada kuvvetli fırtına olduğu için bayrak yırtılıyor. Bu da yırtılmış. Baba verdi elini. Yine yenileyeceklerdir onu. İnşallah. Oğlum elinden tutar mısın? Şehitler bütün her zaman ölmüştür. Hayır. Allah ayette diyor ki şehitlere ölüler demeyin. Onlar ölü değil. De? Onlar başka bir makamda. Ama hangi makamda olduklarını biz bilmiyoruz. Bak şu aşağıya doğru bak. Bak şu aşağıdaki yoldan yukarı buraya geldik. Aleyküm selam. Sağ olun sizlere de. O kenara yaklaşma. Baba bir tane çeksin. Tamam çekeceğim de o kenara yaklaşma babiş. Çek. Gidiyor. Evet. Şöyle biraz daha yukarı doğru çıkalım. Zaten kameranın da şarjı bitmek üzere. Ondan sonra araçta pilini değiştireceğiz. Aşağıya doğru devam edeceğiz. Bakalım vakit kalırsa kısa bir süre Balahor Yaylası'na gireriz. Oradan devam ederiz. Şu tepenin üstüne de tamamen çıkalım. Aşağıdan akan dereye bakın. Buz gibi su. Şu ileri giden yol Taş Köprü Yaylası'na gidiyor. Başka gelenler de var. Mescidin oraya doğru gidelim, orayı da göstereyim size. Bu şehitlik çok eski, onu söyleyelim yalnız. Burada herhangi bir tabela falan yok. Ne kadar eski olduğuna dair bilgi çok net olarak ben bulamadım. Muhtemelen Osmanlı dönemi veya 1916-1920 arası olabilir. Rusların burayı işgal etmeye çalıştığı dönemden de olabilir. Mezarlar çok eski. Kıplar Mescidi diye isim vermişler. Çok güzel. Bayrağı var. Buraya göl yok. Bütün malzeme sırta taşındı buraya. İçeride adam var. Şu an girmiyorum oraya. Kıplar Şehitliği Tepesi'nden ziyaretimizi tamamladık. Aşağıya doğru iniyoruz. Şuradan aşağı ineceğiz.
yukarı çıkarken zor ama aşağı inerken de bir o kadar kolay oluyor. Güzeldi. Sabah sisli ve yağmurlu havadan sonra böyle güzel bir havanın bizleri karşılaması güzel bir nimet oldu. Çok şükür. Aslında burada insanın böyle karavanı olması lazım. Aşağıda çok güzel sular var yol kenarında. Böyle geleceksin karavanla. 2 gün, 3 gün kalacaksın. Baksanıza. Az önce burada bayağı bir sis vardı. Bakın bir anda sis kaybolup gitti. Buraya sisli havada gelen kişi bu üste çıkan yolu biraz zor keşfeder. Sanıyorum bunu yetkililer fark etmiş olacak ki buradan yukarı 5'er metre arayla birazdan göstereceğim kırmızı boyayla yolu işaretlediler. Güzel oldu. Taşlı olduğu için dikkat etmek lazım. Bakın burası kırmızı yapmışlar. Aynısı yukarıda. Yukarı doğru kırmızı boyaları takip ettiğiniz zaman zirveye çıkıyorsunuz. Yerde bir sürü kullandığımız yayla baharatlarından var. Bir kısmı olgunlaşmış, bir kısmı henüz olgunlaşmamış. Özellikle yayla çayı diyoruz, dağ keki. Ondan bayağı var yerde. Gelip toplamak lazım. Evet, bu videoyu burada sonlandıralım çünkü şarjım bitiyor. Görüşmek üzere.